Hendek kapatma operasyonunda teröristlerle polisler arasında çatışma çıktı. Saatlerce süren çatışmada bir terörist öldürüldü, biri çocuk, dört kişi de yaralandı. Mahalle savaş alanına döndü. Görüntüler Diyarbakır'ın Sur ilçesinden. Güvenlik güçlerinin mahalleye girişini engellemek amacıyla kazılan hendeklerin kapatılması için operasyon düzenlendi. Polisler iş makineleriyle birlikte gece yarısı mahalleye girdi. Ekiplerin girişiyle birlikte bölge karıştı. YDGH üyeleri polislere saldırdı. Silah, bomba ve molotoflar kullanıldı. Polisler de karşılık verince çatışma çıktı. Gece yarısı başlayan çatışma sabah saatlerine kadar sürdü. Bölgeye takviye ekipler sevk edilince teröristler dağıldı. Çatışmada bir terörist öldürüldü, dört kişi de yaralandı. Çatışmadan seken mermilerden biri 9 yaşındaki Yunus'un kafasını sıyırdı, duvarı deldi. Küçük çocuk ölümden döndü. Çatışma mahalleyi savaş alanına çevirdi. Araçlar yandı. Birçok ev ve iş yerine kurşun isabet etti. Şuradan hepsi kurşun izleri. Çatışmanın izleri gün ağardığında daha net ortaya çıktı. Ev ve iş yerleri delik deşikti. Mahalleli öfkeliydi. Bak buradan, buraya yatırır. Buradan karşıya, buraya sıfıra bak, buraya kadar. Yani o kadar da olmaz yani. Öyle var, kim bulursa olsun. Kardeş, on tane kız bu olan içine sıkmışlar. Bir de sabahın gönlüne takmış o kadar. Sabah saatlerinde emniyetin buraya girdiğini gördük. Hani direkt sıkın diyordu. Etrafta kum mumlara hani direkt şey yaptığı vakit. Hani zaten pencerelerden belliydi. Hedef gözetmesinden, ateşlerden geldiği belliydi bunların hepsi. Ondan dolayı biz bu mermi ışığından dolayı hani canımızı zor tutardık bundan dolayı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Kazılan hendekler kapatıldı.